Yeniden yazılacak bütün kitaplar. Bu tevhid-i tedrisat kanunu derhal kaldırılacak. Dini derslerle dünyevi dersler beraber okutulacak. Bütün okullarda. Başka çare yok. Yıkıldı nesil, mahvoldu. Irz ve namus mefhumu ortadan kalkıyor, görüyorsunuz. Geçen ders dediğim gibi Ankara'da Gazi Çiftliği Lisesi'nde, işte bundan 20 gün evvel diyelim, bir kız çocuğu sınıfta doğum yaptı ya, Allah'tan korkun. Yavrum sen bu çocuğu kimden aldın diye soruyor ilgili okul müdürü. Efendim aynı sınıfta 4 tane erkek arkadaşla cinsi ilişkide bulundum diyor. Babası belleği bu çocuğun diyor. Bu lisede, milli eğitimde oluyor. Nereye gideceksiniz bu vaziyette? Nereye gidersiniz? Nesliniz nereye gidiyor? Vallahi gittiğiniz hac, Arafat, Müzdelife, Mina sizi mesuliyetten kurtaramaz. Girdiğiniz tarikat, Nakşibendiye vallahi sizi kurtaramaz. Kur'an'ın emri açıktır. Ya eyyühellezine amenu ku enfüseküm ve ehlikum nara. Ey Müslümanlar, hem nefsinizi hem de ehli iyalinizi cehenneme gitmekten koruyun. Hadi koru bakayım. Nasıl koruyacaksın? Sen mükellefsin, mesulsün bundan. Her şeyin mesulü var. Şimdi yani şu Umraniye'de patlayan çöplüğün, o çöplük olan yerin sorumlusu yok mu ya Türkiye'de? Kimdir mesulü bunun? Bakın, men mesulü hezihil vaka, bu vakanın sorumlusu kim? İslam'da her şeyin sorumlusu var. Her şeyin sorumluluğunu Cenab-ı Hak teker teker soracak ve üzerimizde onların hakları, emanetleri, ırzları, namusları, hayatları, halleri sorumluluğumuza emanet edilmiştir. Allah çocukları size emanet etmiş, siz de maşallah her kanaldan pislik adam televizyona emanet etmişsiniz. Nasıl koruyacaksınız ırzınızı, iffetinizi, karakterinizi Müslümanlar? Allah çocukları size emanet etmiş, siz de dinden, imandan santim pay almamış, faydalanmamış öğretmenlere teslim ediyorsunuz çocuklarınızı. Hadi bakayım. Az çok bir imam hatip okulları vardı. Ki imam hatip okulları da din alimi yetiştirmesi mümkün değil. Ben işin içindeyim. Vallahi bugünkü imam hatip okullarına 100 sene devam edin alim olamazsınız. Kuşa çevirmişler. Programları kısa 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 kuş haline getirmişler. Meslek derslerinden çok, o kültür, matematik, fizik, kimya, Arapça çok az, fıkıh o kadar basit. 100 sene İmam Hatip Okulu'nun peşine gidin, alim olmaz kimse. Böyleyken bile 12 Eylül'den bugüne kadar yapılmış, çatılmış, inşaatı çoktan bitmiş, her tarafı donatılmış, 220 tane İmam Hatip Okulu binası yapılmış, devlet bir tanesini bile açmadı. Ondan bile korkuyor. Görüyorsunuz, hepimiz haberi var bunlardan. Bakın yani şimdi şurada, burası Umraniye, daha gidiyor ta Sultanbeyli'ye kadar, koca bir mesafe. Buradan yüzlerce yavrumuz, bin bir o kışın çamurda, soğukta, o felaketlerde türlü vasıtalarla Sarıgazi'deki Müslümanın çocuğu ta Beykoz'daki İmam Hatip Okulu'na gidiyor. Beykoz nereye, bura nereye? Şurada bir tane İmam Hatip Okulu açamıyoruz. Devlet müsaade etmiyor. Mümkün değil. Açmanız mümkün değil. Ya bina yaptık işte bak 7 katlı, 10 katlı. Ne yaparsan yap açmayacağım diyor. İmam Hatip. Nedir ki Allah ismi, peygamber, ahiret itikadı az çok veriliyor tabii. Böyle nereye gidebiliriz?